Evet canlar merhaba. Bugün yine bir video ile daha karşınızdayız. Bugün size Osmanlı'da demokratikleşme hareketlerinden bahsedeceğim. Canlar, ÖSYM bu bölgeden her yıl illa soru sormuş. Yine son 2 yıldır meşrutiyetle ilgili sorular geldi bu bölgeden. Osmanlı dağılma dönemiyle inkılap tarihine geçiş bölgesi olduğu için bu bölge ÖSYM'nin vazgeçilmez yerlerinden birisidir. Şimdi canlar, Osmanlı demokrasi hareketlerini Senedi İttifak diye başlayalım. Senedi İttifak ne? Senedi İttifak 1808 yılında Padişah 2. Mahmud ile Ayanlar arasında yapılan bir sözleşme. Bu sözleşmede etkin rol oynayan kişi Alemdar Mustafa Paşa'dır. Alemdar Mustafa Paşa kim canlar? Alemdar Mustafa Paşa 2. Mahmud'un başa geçmesinde etkili olan kişidir. Yani 2. Mahmud'un deyimiyle yarenlerim diyor Ayanlara, yarenlerim. Bu Ayanların desteğiyle başa geçti. Padişah 2. Mahmud. Alemdar Mustafa Paşa tarafından hazırlanan bu senedi ittifak, hatırlayalım, iltizam döneminde devletin sıcak para ihtiyacı vardı ve bundan dolayı tımar topraklarını mukata araziye dönüştürüp ondan sonra sıcak para ihtiyacını karşılamak için 3 yıllığına satmıştı, vergilerini satmıştı. Bu olaya biz iltizam sistemi dedik. Bu sistemde vergi toplayan, vergiyi satın alan adamlar da mültezim oldular. Bu mültezimler zamanla ömür boyu bu vergiyi toplamaya başladı. Ve haliyle halk devletten çok bu adamlarla haşır neşir oldular. İşte bu mültezim dediğimiz adamlar dağılma dönemimize geldiğinde ayan eşraf olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu ayan eşraflar Senedi İttifak'la birlikte varlığı kabul edilmiş. Yani düşünün, Rusçuk'ta bir yaren var veya ayan var. Yine Yanya'da var, yine Mısır'da var, Kavalalı Mehmet Ali Paşa gibi. Bu adamların her biri bölgelerinde güçlü adamlar, bölgelerinin toprak ağaları. İşte bu senin ittifakla birlikte Osmanlı'da toprak ağalığı resmiyet kazandı. Yani feodal bir yapı oluştu. Yine Osmanlı'da feodal yapı deyince, feodal yapı oluşmuşsa o zaman merkez otorite zayıftır demeliyim değil mi? Hatırlayın. 1. Beylikler döneminde Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan komutanlarına diyordu ki gidin Anadolu'nun her tarafını alın, alabildiğiniz yerler sizin. Burada Selçuklu'ya bağlı küçük feodal beylikler oluşmuştu. İşte Selçuklu'nun merkez otoritesi kaybolduğunda bu adamlar bağımsız devletler kurmuşlardı. Ya kim gibi? Artuklar gibi, Çaka gibi, Danışment gibi, Mengücekler gibi. Tamam. Yine burada Senedi İttifak'la birlikte bir feodal yapı oluşmuş. O zaman bu feodal yapının oluşması merkez otoritenin zayıfladığının bir göstergesidir. Yine Senedi İttifak'la birlikte 2. Mahmud Ayanlara demiş ki İstanbul'da bir karışıklık çıkarsa kesinlikle padişahtan emir beklemeden gelip yardım edin. Veya bölgenizde vergi toplamada padişaha yardımcı olun gibi maddeler ilave ettirmişler. Senedi İttifak'la birlikte ayanlık müessesesinin oluşması, yani toprak ağalığının resmiyet kazanmasıyla birlikte bu feodal yapı merkez otoritenin gücünü zayıflatan bir yapıdır. Yine 2. Mahmud daha sonra bu ayanların hepsini ortadan kaldıracak. O zaman ne diyeceğim? Burada amaç ne? Bu ayanları ortadan kaldırmışsa 2. Mahmud demek ki merkez otoriteyi güçlendirmek istiyor diyeceğim. Tamam canlar? Burası önemli bir. Senedi İttifak deyince ben neyi unutmayayım? Senedi İttifak deyince sevgili dostlar, padişahın yetkileri ilk kez Osmanlı tarihinde kısıtlandı. Osmanlı'da padişahın yetkilerini kısıtlandıran ilk belge Senedi İttifak'tır sevgili dostlar. Yine padişahın yetkilerinin kısıtlanması yönüyle 1215 İngiltere'sindeki Magna Carta'ya benzetilir. Magna Carta biliyorsunuz Avrupa'da ilk parlamenter sisteme, anayasal düzene geçiş olarak kabul edilir. Ama burada dikkat edin. Padişahın yetkilerinin kısıtlanması yönüyle Senedi İttifak neye benziyor? Magna Carta'ya benziyor. Yani onlarda olduğu gibi, İngiltere'de olduğu gibi parlamenter sisteme, anayasal düzene geçişin ilk aşaması bizde Senedi İttifak değildir. Bizde bu geçişin temel aşaması Tanzimat Fermanı'dır. Şimdi Senedi İttifak'ta neyi bileceğim? 2. Mahmud dönemi olduğunu unutmayacağım. Bir, bu ayanların varlığının tanınması merkez otoritenin zayıfladığını gösterir. Padişahımız ayanları ortadan kaldırmışsa
Bu ayanları ortadan kaldırmasında amaç merkez otoriteyi güçlendirmektir. Tamam mı? Burada benim unutmayacağım yıldızlı bilgini padişahın yetkileri ilk kez bir belge ile kısıtlandı. Nerede? Senedi ittifakta. Yine ikinci belgemiz Tanzimat Fermanı. Yıl 1839. İkinci Mahmut'tan sonra dönemin başında, devletin başında Abdülmecit var. Abdülmecit döneminde yayına giren bu Tanzimat Fermanımız bu sene muhtemelen galiba sanırsam kesinlikle soru olur. Yani 8. soru C şıkkı Tanzimat Fermanı benden demesi, tamam mı? Tanzimat Fermanı deyince canlar, bir, bu ferman Gülhane Hattı Hümayunu diye söylenir. Tanzimat Fermanı'na biz Gülhane Hattı Hümayunu diyoruz. Neden? Çünkü Mustafa Reşit Paşa bu fermanı Gülhane Parkı'nda okumuş. Bundan dolayı fermanın ismi Gülhane Hattı Hümayunu diye adlandırılır. Tanzimat Fermanı ya da Gülhane Hattı Hümayunu kimin döneminde olmuş? Abdülmecit döneminde, unutma. Yani bir eşleme sorusu karşımıza çıkabilir. Mesela Senedi İttifak 2. Mahmut döneminde, işte Tanzimat Fermanı Abdülmecit döneminde, Islahat Fermanı Abdülaziz döneminde, 1. Meşrutiyet 2. Abdülhamit döneminde, Kanun Esası 2. Abdülhamit döneminde. Yapılan eşlemelerden hangisi doğru değildir? Şimdi canlar, Senedi İttifak 2. Mahmut döneminde, Tanzimat ve Islahat Fermanları Abdülmecit döneminde, 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet, yine Kanun Esası 2. Abdülhamit dönemi gelişmeleri. Yani orada Abdülaziz'le ilgili bir eşleme söz konusu değil gibi tarz sorular karşınıza çıkabilir. Şimdi bu dönemde Mustafa Reşit Paşa Gülhane Hattı Hümayunu'nu okuyan kişi. Ben Mustafa Reşit Paşa'yı önemsiyorum. Mustafa Reşit Paşa aynı zamanda Tanzimat Fermanı'nı okuyan kişi olduğu gibi dönemin Dışişleri Bakanı'dır. Ve Dışişleri Bakanlığı sürecinde Fransa'ya geziler yapıyor ve bu geziler sırasında Fransız İlimler Akademisi'ni örnek alarak Osmanlı'da bir bilim kurulu olan Encümeni Danişi kuran adamdır Mustafa Reşit Paşa. Dolayısıyla Mustafa Reşit Paşa önemsenecek kişilerden birisidir sevgili dostlar. Şimdi canlar, Tanzimat Fermanı neden yürürlüğe girdi? Tanzimat Fermanı'ndaki amacımız ne? Şimdi bizim dağılma dönemi dediğimiz dönem, temel politikamız dağılmamak. Dağılmamak üzerine olduğuna göre Tanzimat Fermanı'nın en önemli özelliği nedir? Osmanlı'nın dağılmasını engellemek. Yani bunu neden yürürlüğe sokuyorlar? Dağılmayı engellemek için. Yine bu dönemde Osmanlı'yı en çok etkileyen iki fikir akımı, birisi Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik ve buna bağlı olarak da Rusya'nın panslavizm politikası. Osmanlı'yı bu dönemde çok zor durumda bırakacak. Yine bu milliyetçi fikirleri önleme amacıyla Tanzimat Fermanı'nı devreye soktuk. Yani ne yapıyoruz? İçimizdeki bütün herkeşe, yani Müslüman halka, gayrimüslim halka hak veriyoruz. Yani diyeceğiz ki size her türlü hak verdik. Neden ayrılıyorsunuz? Ayrılmayın. Amaç ne? Azınlıkların, gayrimüslimlerin içerimizdeki gayrimüslimlerin Osmanlı'dan ayrılmasını engellemek. Yine bu dönemde Avrupa devletleri azınlık haklarına müdahale edip iç işlerimize karışıyor. Bizim burada azınlıklara veya gayrimüslimlere haklar vererek Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmasını engellemek istiyoruz başka bir deyişle. Yine Mısır meselesi bu dönemde en çok ilgilendiğimiz mesele. Mısır meselesi dediğimiz, hatırlayın, Yunan isyanından sonra ortaya çıkan sorundu Mısır meselesi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın bizden bir takım valilikler istemesiyle ortaya çıkmıştı. İşte bu Mısır meselesini çözmek için uğraşıyoruz dönemde. Ki Mısır meselesinin tamamen çözüme kavuştuğu yer 1840 Londra Konferansı. Bu Londra Konferansı'nda İngiltere ve Fransa'nın desteğini almak için yine bu Tanzimat Fermanı'nı yürürlüğe soktuk. Eğer bir yorum sorusu gelecekse, Tanzimat Fermanı'nın devreye girmesinde temel sebeplerden biri değildir. Temel sebeplere bakalım. 1. Dağılmaktan kurtulmak. 2. Milliyetçi fikirleri engellemek. 3. Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmasını engellemek. 4. Mısır meselesinde Londra Konferansı'nda İngiltere ve Fransa'nın desteğini almak. Ben Tanzimat devresinde, Tanzimat Fermanı'nda unutmayacağım nokta Tanzimat Fermanı'nın maddeleridir. Bakın bu maddeler vahim meseleler içerir. Yani vahimin V'si vergi, askerlik,
hukuk üstünlüğü, insan hakları müsaadelerinin kaldırılması şeklinde. Buradan muhakkak soru gelecektir. Bakınız, aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı içerisinde yer almaz? A. Herkes vergi verecek. Var mı? Var. B. Herkes askerlik yapacak. Var mı? Var. Müslüman, gayrimüslim. Herkes askerlik yapacak. C. Tanzimat fermanıyla ilk kez padişahın yetkileri kısıtlandı. Olur mu? Olmaz. O neredeydi? O senedi ittifaktaydı mesela. Veya diyecek ki C. Tanzimat fermanıyla halk ilk kez yönetime katıldı. Olur mu? Olmaz. İlk kez yönetime katılması meşrutiyette. Veya diyecek ki C şıkkı, ilk kez padişahın yetkileri anayasayla kısıtlandı. Olur mu? Olmaz. O nerede? O kanun esasıyla, yani meşrutiyet döneminde, 2. Abdülhamit döneminde gibi. Sorular bu minvalde gelecektir. Dikkat! Ben Tanzimat Fermanı'nda neyi unutmuyorum? Vahim meseleleri unutmuyorum. Vahim meseleler ve vergi, A. askerlik, H. hukuk üstünlüğü, İ. insan hakları, M. müsaderenin kaldırılması. Şimdi müsaderenin yasallaşması Fatih dönemindeydi. Müsaadereyi kaldıran kişi olarak karşınıza gelirse, biz 2. Mahmut döneminde müsaadereyi kaldırdık. Ama bir belge üzerinden müsaaderenin kaldırılması soruluyorsa size, o Tanzimat Fermanı'dır dostlar. Müsaadereyi yine ÖSYM 2 kez soru olarak sordu 2010-11 tarihlerinde. Yine bölge olarak önemli. E hocam, ben Tanzimat Fermanı deyince neyi unutmayacağım? Vahim meseleyi unutmayacağım bir. Yine Tanzimat Fermanı ile canlı Osmanlı padişahın yetkileri ilk defa kanun gücüyle kısıtlandı. Bakın bu önemli. Osmanlı'da ilk kez padişahın yetkileri nerede kısıtlandı? Senedi ittifakta. Kanun gücüyle nerede kısıtlandı? Tanzimat Fermanı'nda. Yine anayasa gücüyle nerede kısıtlandı? Kanun esasıyla, yani meşrutiyette. Padişahın yetkileri meclis gücüyle nerede kısıtlandı? Meşrutiyetle kısıtlandı. Bu anekdotlar önemli anekdotlardır. Size soruyu yaptırır. Hocam, mesela şöyle bir söylemle karşınıza çıkabilir. Ben dahil kanun önünde herkes eşit diyen padişah aşağıdakilerden hangisi? Ben dahil kanun önünde herkes eşit diyen padişah Abdülmecit'tir. Yani Abdülmecit dönemiyle birlikte kanun üstünlüğü gelmiş. Sana dönem sorusu olarak sorarsa, dönem sorusu Tanzimat dönemi. Bakın, Tanzimat Fermanı da Islahat Fermanı da dönem olarak Tanzimat döneminde yer alır. Tanzimat döneminde iki tane padişahımız vardı. Kimdi? Abdülmecit ve Abdülaziz. Tanzimat ve Islahat Fermanı kimin döneminde oldu? Abdülmecit döneminde. Tamam canlar? Burası önemli. Ben dahil kanun önünde herkes eşit diyen padişah Abdülmecit. Ben dahil kanun önünde herkes eşit diyen Abdülmecit hangi dönem padişahıdır? Tanzimat dönemi padişahıdır. Bunlar önemli anekdotlar. Yine Osmanlı tarihinde anayasal düzene geçişin ilk aşamasıdır Tanzimat Fermanı. Bir senedi ittifak. Bir senedi ittifak. İki Tanzimat Fermanı. Tanzimat Fermanı. 3. Islahat Fermanı. Islahat Fermanı. Hangisi Osmanlı'da demokratikleşme çalışmalarındandır? Demokrasi hareketlerindendir. Hepsi. Tamam? Hepsi Osmanlı demokratikleşme hareketlerinde. Şimdi gelelim Islahat Fermanı'na. Islahat Fermanı 1856. Dönem itibariyle biz Kırım Savaşı'ndan yeni çıktık ve Kırım Savaşı'ndan sonra Paris Barış Konferansı'nda İngiltere ve Fransa'nın desteğini almak istiyoruz. Islahat Fermanı ile Tanzimat Fermanı arasında ne fark var? Canlar, Tanzimat Fermanı ile Islahat arasında çok bir fark yok aslında. Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı'nın devamı niteliğindedir. Yani Tanzimat'ta ne varsa Islahat Fermanı'nda da benzer şeyler vardır. Ama fark ne? Şimdi bakalım. Islahat Fermanı yine kimin dönemi? Abdülmecit döneminde. Islahat Fermanı'nı hazırlayan adam Ali Paşa'dır. Yani bu çok karşınıza çıkmayabilir ama Ali Paşa Islahat Fermanı'nı hazırlayan kişi.
Peki ıslah fermanının amacı ne? Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmak. Olur mu? Aynısı olur. Milliyetçi fikirlerin önüne geçmek. Olur mu? Aynen olur. Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmasını engellemek. Olur mu? Aynen olur. Tanzimat fermanı Mısır meselesinde İngiltere, Fransa'nın desteğini sağlamaktı. Islahat fermanı Paris Barış Konferansı'nda İngiltere, Fransa'nın desteğini sağlamak. Ve bu destek için de İngiltere, Fransa Osmanlı'ya ciddi boyutta baskı yapmıştır. Ve Paris Barış Konferansı'na şöyle bir madde koyduracaklar. Osmanlı Devleti içindeki azınlıklara haklar vereceğinden dolayı Avrupa devletleri Osmanlı'nın iç işlerine karışmayacak diye bir madde koymuş. Çok masum görülse de madde ilerleyen süreçte Osmanlı'nın iç işlerine karışmayı ne yapacak? Daha çok kolaylaştıracak. Yani bir belge üzerinden Osmanlı'nın iç işlerine daha kolay karışma hakkı kazanacak Avrupa devletleri. Yine Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı dedik ki benzer özellikler taşır. Vergi, askerlik, hukuk üstünlüğü burada da var. Ama burada fark ne? Burada gayrimüslim diye başlar Islahat Fermanı'nda. Gayrimüslimlere kötü söz söylenmeyecek. Gavura gavur demeyeceksin diyor yani. Bu zamana kadar gavur diyorduk ama şimdi bu saatten sonra artık gavur demiyoruz. Dolayısıyla gayrimüslimlere kötü söz söylenmeyecek, gayrimüslimler okul açabilecek, gayrimüslimler dernek açabilecek, gayrimüslimler il genel meclislerine katılabilecek gibi maddeler var. Gayrimüslim diye başlıyor maddeleri. Tamam canlı? O zaman gayrimüslim ifadesini gördün mü ıslahat fermanına yöneleceksin. Ama ilk defa Osmanlı'da gayrimüslimlere haklar verildi ifadesi bizi Tanzimat Fermanı'na götürür. Yani herkese veriliyor vergi, askerlik, hukuk üstünlüğü. Sonuçta burada gayrimüslimlere de veriliyor mu? Evet veriliyor. O zaman ilk defa gayrimüslimlere hak Tanzimat Fermanı'yla verildi. Ama ilk defa demiyorsa gayrimüslimler dernek açabilecek, gayrimüslimler okul açabilecek, gayrimüslimler diye çoğaltıyorsa gözümüz ıslahat fermanını arayacak. Yine ıslahat fermanı ile tanzimatı birbirinden ayıran önemli özelliklerden birisi nakdi bedel usulüdür. Yani cizye kaldırılmış, nakdi bedel usulü gelmiş bir kerelinde. Bedelli askerlik sistemi. Yani gayrimüslim vatandaş nakdi bedeli verecek, yani bedelini verecek, askere gitmeyecek. Askerlikten muaf olacak söylemi Tanzimat Fermanı'ndan en önemli farklarından birisidir. Yine canlar, gayrimüslimler il genel meclislerine katılma hakkı kazanmış. Bu gayrimüslimlerin Osmanlı'da kazandığı ilk siyasi haktır. Osmanlı'da gayrimüslimlerin kazandığı ilk siyasi hak aşağıdakilerden hangisiyle olmuştur? Islahat fermanı ile olmuştur diyeceğiz. Yani burada gayrimüslimlere il genel meclislerine katılma hakkı verilmiş. Ama gayrimüslimler yönetime katılacak ifadesi yok. Gayrimüslimler seçimlere katılacak ifadesi yok. Seçilme meşrutiyetle birlikte olacak. Yani Türk halkı seçimlere ne zaman katılacak, yönetime ne zaman katılacak meşrutiyette. Yani aman il genel meclislerine katılma hakkıyla seçme seçilme hakkını birbirine karıştırmayalım sevgili dostlar. Burada ıslahat fermanıyla tam bir Müslüman gayrimüslim eşitliği sağlanmış. O zaman bu kimi rahatsız eder? Bu Müslümanları rahatsız eder. İşte Lübnan'da, Cidde'de ve bunun yanında Bosna Hersek'te çıkan isyanların temel noktalarından birisi ıslahat fermanında padişahın verdiği haklardır. Yine canlar, ıslahat fermanını ilan ettiği için Fedailer Cemiyeti Abdülmecit'i tahttan indirip yerine kime geçirmek istiyordu? Abdülaziz'i geçirmek istiyordu. Bu girişimin adı neydi? Bu girişimin adı neydi? Değil mi? Harikasınız. Kuleli olayıydı. Kuleli olayı 15 Temmuz darbe girişimine benzetildiği için bu sene soru olarak yine görebileceğiniz önemli anekdotlardandır. Kuleli olayı Sultan Abdülmecit'in
gayrimüslimlere ıslahat fermanında çok fazla hak vermesi üzerine Fedailer Cemiyeti tarafından Abdülmecit'i indirip yerine Abdülaziz'i geçirme girişimine verilen isimdir Kuleli olayı. Canlar dikkat. Burada bizim bir millet sistemimiz vardı. Hatırlar mısınız millet sistemini? Millet sistemi Osmanlı'da din esaslıydı. Yani Müslüman gayrimüslim diye ayrılıyordu. Şimdi Tanzimat Fermanı ile birlikte millet sistemi çöküntüye uğradı. Yani herkese hak verdi. Bireysel özellikler ön plana çıktı. Müslüman gayrimüslim diye ayırmamaya başladı. Tanzimat Fermanı ile birlikte millet sistemi game over olmaya başladı. Millet sistemi tamamen ortadan kalkması ıslahat fermanı ile olmuştur. Yani Müslüman gayrimüslim diye ifadeler artık çok fazla rağbet görmeyecek. Ne olacak? Kişi, hak ve hürriyetleri ön plana çıkmaya başlayacak. Millet sistemi ile ilgili birkaç anekdot da vermiş oldum. Din esaslı bir sistemle Osmanlı'da Müslüman gayrimüslim diye Osmanlı'nın tebaasının ayrılması yine çıkmış bir KPSS sorusudur. Yine millet sistemi demişken bizim bir de Osmanlı toplumunu oluşturan yöneten ve yönetilen sınıf var. Yöneten kimdi? Yöneten beraya. Yönetilen kimdi? Reaya. Yöneten yönetilen neye göre ayrılır Osmanlı'da? Yöneten sınıf vergi vermez. Yönetilen sınıf vergi verir. Demek ki Osmanlı toplumu beraya yöneten, reaya yönetilen şeklinde ayrılması vergi verme şartıyla alakalıdır. Unutma. Tamam canlar? Burada bir dipnot geçmiş olalım. Islahat fermanından sonra meşrutiyet, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet diye iki tane meşrutiyetimiz var. Şimdi canlar, meşrutiyetler ikisi de Abdülhamit döneminde, ilan edilecek. Meşrutiyet deyince ne gelecek aklıma? Meşrutiyetin kelime manası padişahın yanında meclis olmasının anayasayla şarta bağlanması demek. Demek ki meşrutiyette padişahın yanında bir meclis var. Bu anayasayla şarta bağlanmış demek. Meşrutiyetin tanımı bu. Meşrutiyeti birinci, ikinci meşrutiyet diye ayırıyoruz. Peki canlar, meşrutiyeti birinci, ikinci diye ayırmamız arada bir kesintinin olduğunu gösterir mi? Evet. Demek ki bir kesinti var ki birinci, ikinci diye adlandırıyoruz. Mesela birinci Balkan Savaşı, ikinci Balkan Savaşı. Bir kesintiye uğramış, bir değişiklik var mı? Evet var. Birinci Dünya Savaşı, ikinci Dünya Savaşı diyoruz. Demek ki arada bir kesinti söz konusu. Şimdi birinci meşrutiyet dediğimiz meşrutiyet, meşruti monarşi olarak adlandırılır. Meşruti monarşi. Yani Osmanlıca kelimelerde daha çok sondan başa doğru gelir. Yani daha çok dedin, sondan başa doğru gelir. Sağdan sola doğru. Meşruti monarşi. Monarşi meşruti. Yani monarşi sondaki daha güçlüdür her zaman. Monarşinin yanında ne var? Meclis var. Padişahın yanında bir meclis var. Ama padişah meclisi açıp kapama hakkına sahip. Bu neyi gösteriyor? Padişah meclisten büyük olduğunu gösteriyor. Şimdi burada padişahın yanında bir meclis dedik. Ayan meclisi, mebusan meclisi diye iki tane meclisimiz var. Çift başlı bir meclisimiz var. Ayan meclisini padişah atamasını yapıyor. Mebusan meclisini ise halk seçimleri belirliyor. Yani bu halk seçimlerinde mesela Müslümanlar, Türk ve Müslümanlar 113 bin kişide bir milletvekili seçmiş. İşte Hristiyanlar 57 binde bir milletvekili seçmiş. Yine bunun yanında Yahudiler 17 bin kişide bir milletvekili seçmiş. Yani Osmanlı Meclisi'nin içerisinde hem Türk Müslümanlar var, hem Hristiyanlar var, hem Yahudiler var. Yani çok uluslu, çok farklı fikirlerin barındırdığı bir meclistir Osmanlı Mebusan Meclisi. Bu meclisi, birinci meşrutiyeti hızlandıran, ilanını hızlandıran güç Jön Türkler ya da Genç Osmanlı'da. Yine ilanını hızlandıran gelişme Tersane Konferansı'dır. Bunlardan daha önce bahsetmiştik hatırlarsanız. Meşrutiyetin ilanını hızlandıran güç Jön Türkler. Yine meşrutiyetin ilanını hızlandıran gelişme Tersane Konferansı. İkinci meşrutiyet içinde, ikinci meşrutiyetin ilanını hızlandıran güç İttihat Terakki. İkinci meşrutiyetin ilanını hızlandıran gelişme Reval
görüşmeleridir. Tallin görüşmeleridir. Burası önemlidir sevgili kardeşler. Meşrutiyetin ilanını hızlandıran güç Genç Osmanlılar ya da Jön Türkler, ilanını hızlandıran gelişme Tersane Konferansı'ydı. Yine Tersane Konferansı sırasında Avrupa devletleri iç işlerimize karışmasın diye biz ne yapıyoruz? Biz meşrutiyeti ilan ediyoruz. Aynı gün kanun esasiyi yürürlüğe sokuyoruz. O zaman canlar, meşrutiyet dediğinde, kanun esası dediğinde benim aklıma ne gelmeli? Meşrutiyet dediğinde, kanun esası dediğinde aklınıza şu gelecek. Bir, Osmanlı'da egemenlik anlayışı değişmiş. Bakın, egemenlik anlayışı demek rejimin değişmesi demek. Egemenlik alanı değişti demek farklı bir şey. Egemenlik alanı yönettiğin topraklar ya genişleyecek ya daralacak. Egemenlik alanının değişmesi için. Egemenlik anlayışının değişmesi demek monarşi gitmiş, yerine yeni bir yönetim tarzı olarak meşrutiyet gelmiş demek. Egemenlik anlayışının değişmesi, rejimin değişmesi bu. Yine kanun esası Osmanlı'nın ilk anayasasıdır canlar. Kanun esası Osmanlı'nın ilk anayasasıdır. Kanun esası gördüğünde, meşrutiyet gördüğünde bu yorumları otomatik olarak yapmalısın. Meşrutiyet gördün, demek ki rejim değişti. Yine meşrutiyet gördün, Osmanlı'nın egemenlik anlayışı değişti. Meşrutiyet gördün, kanun esası gördün. Osmanlı'nın ilk anayasasıymış. Bu anayasa gücüyle padişahın yetkileri ilk kez ne olacak? Kısıtlanacak. Demek ki bir daha söyleyelim. Padişahın yetkileri ilk kez nerede kısıtlandı? Senet ittifakta. Padişahın yetkileri kanun gücüyle nerede kısıtlandı? Tanzimat fermanında. Padişahın yetkileri anayasayla kısıtlandı. Nerede? Kanun esasıyla. Padişahın yetkileri meclis gücüyle kısıtlandı. Nerede? Meşrutiyette. Tamam canlarım? Bu meşrutiyette. Padişah meclisi açıp kapatabilecek. Bu meclisi kim seçiyor? Halk seçiyor. Halk seçiyorsa, halkın seçtiği bir meclisi padişah kapatıyorsa bu ne demek? Padişah halk iradesini yok saydı demek. Yine padişaha karşı hükümet sorumlu olacak. Sorumlu olacak. Hükümet bakanlar kurulu. Bakanlar kurulu nereden seçiliyor? Meclisin içerisinden. Canlar, bakanlar kurulu meclisin içerisinden seçiliyorsa kime karşı sorumlu olması lazım? Meclise karşı sorumlu olması lazım. Ama kime karşı sorumluymuş? Padişaha. O zaman burada meclis mi üstün, padişah mı üstün? Tabii ki padişah üstün. Yine padişah bu mebusları sürgün edebiliyormuş. Padişah bu mebusları sürgün edebiliyor. Bu meclisleri, mebusanlığı kim seçiyordu? Yine halk seçiyordu. Ne oldu? Padişah yine halk iradesini yok saymış oldu. Ortalama olarak biraz önce bahsettim. Bir Müslüman 113 bin kişi bir milletvekili seçiyordu. Biz ortalama olarak dedik ki her 50 bin erkek bir milletvekili seçecek. Şimdi her 50 bin erkek bir milletvekili seçecekse demek ki düşünün Balıkesir'de 200 bin erkek var. 200 bin erkek kaç milletvekili seçiyor? 4 milletvekili seçiyor. Şimdi dese ki her 50 bin erkek yerine her 25 bin erkek bir milletvekili seçecek. O zaman ne olacak? Milletvekili sayısı artacak. Milletvekili sayısı artarsa ne olacak? Ne olacak o zaman? Demek ki yürütme gücü güçlenecek veya işte meclis gücü güçlenecek gibi yorumlar yapacağım orada da. Demek ki canlar, milletvekillerinin sayısının artması demek halkın yönetimdeki etkisinin artması demek veya meclisin gücünün, yasama gücünün artması demek. Yürütme dedim biraz önce, yanlış söyledim. Yasama gücünün artması demek. Milletvekili sayısı artması meclisin gücünü arttırır sevgili kardeşler. Her 50 bin erkek bir milletvekili seçer diyor. Demek ki burada ne var? Kadınlara seçme seçilme hakkı yok. Değil mi? Kadınlara seçme seçilme hakkı henüz yok. 50 bin erkek bir milletvekili seçer ifadesi bu şekilde. Daha çoğaltabilirsin. Burada neyi yorumlayacaksın? Bak, padişah meclisi açıp kapatabiliyor. O zaman padişah meclisten büyük diyeceksin. Hükümet padişaha karşı sorumlu. O zaman padişah yine hükümetten, meclisten güçlü diyeceğim.
Padişah milletvekillerini sürgün edebiliyor. O zaman padişah meclisten güçlü diyeceksin gibi. Bunu çoğaltabiliriz sevgili dostlar. Bu yorumlara dikkat. Şimdi bu milletvekilini kadınlar seçmiyor dedik. E canlar, şimdi kadınlar seçmiyor ama o seçilen milletvekilleri mecliste herkesi temsil ediyor mu? Evet. Çocuklar seçimlere katılmıyor ama o meclisteki mebuslar çocukların da vekilidir. Kadınların da vekilidir. Erkeklerin de vekilidir. Yani Osmanlı tebaasında herkes mecliste temsil edilir. Aklınıza şu gelmesin. Kadınlar yönetime katılmadığı için, kadınlar seçim yapmadığı için kadınların mecliste hakkı savunmuyor diye bir şey söyleyemeyiz. Çocukların mecliste hakkı savunmuyor diye bir şey söyleyemeyiz. Padişah 2. Abdülhamit 93 harbini bahane ederek meclisi feshetti bu dönemde. Ve bundan sonra 33 yıl tek başına ülkeyi yönetti. Yani tekrar ne olmuş? Monarşiye geri dönmüş. O zaman 1. Meşrutiyet dönemi deyince 1. Meşrutiyet dönemi 1876 ile 77 arasında 1 yıl sürmüş. 1. Meşrutiyet dönemi dediğimiz 1 yıl sürmüş. Bu dönemler yine önemlidir dostlar. Yani ÖSYM illa dönem sorusu soruyor bize. 1. Meşrutiyet dönemi 1 yıl. 33 yıl 2. Abdülhamit dönemi. Sonra 2. Meşrutiyet dönemi başlayacak. 1908 ile 1919'a kadar 2. Meşrutiyet dönemi sürecek. Sonra Mustafa Kemal dönemi diye başlayacağız veya TBMM dönemi diye başlayacağız. 1. TBMM, 2. TBMM gibi. Sonra Mustafa Kemal dönemi, İsmet İnönü dönemi diyeceğiz. Sonra Demokrat Parti dönemi diyeceğiz gibi. Bunları peyderpey eriteceğiz böylelikle. Canlar, bu dönem sorularını ÖSYM önemsiyor. Siz de önemseyin. Yani 1. Meşrutiyet dediği zaman 1876 ile 77 arasında 1 yıl süren dönem. Abdülhamit meclisi feshettikten sonra Jön Türkler dediğimiz grup demokrasi ateşiyle yandı, tutuştu, kül oldu. Ve bu Jön Türkler İttihat-ı Osmani adında bir siyasi oluşuma girdi. Bu İttihat-ı Osmani daha sonra İttihat-ı Terakki'ye dönüşecek. 1889'da kuruldu İttihat-ı Terakki veya İttihat-ı Osmani. Sonraki sürecinde İttihat-ı Terakki ile ilgili bu sene Reis-i Cumhurumuz 4-5 kez İttihat-ı Terakki ile ilgili konuşmalar yaptı. Yine ÖSYM bölgeden İttihat-ı Terakki'den sorular sordu ama yine soru olarak karşınıza gelebilecek önemli bir nokta. İttihat-ı Terakki dediğimiz cemiyet 1908'de meşrutiyeti ilan edecek. Seçimlerle birlikte meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan güç olacak. 1908 seçimlerinde ilk muhalefet partisi olarak Ahrar Partisi'ni mağlup edecek ve yönetimde etkinliğini arttıracak. 1912 seçimleri, sopalı seçimler diye bildiğimiz seçimler, bu seçimlerde de Hürriyet ve İtilaf grubunu mağlup edecek ve yönetimde etkisi artacak. 1913 Bağbali baskını, İnkılap tarihi bölümünde anlatacağım. Bu sene muhtemelen soru olmaya çok yakındır. İttihat-ı Terakki Bağbali baskınıyla yönetimi ele geçirecek. Ne zamana kadar? Mondros'a kadar. Ve Mondros'tan sonra bu İttihat-ı Terakki Teceddüt ismiyle varlığını devam ettirecek. Bu ayrıntılar daha önce tarih alan, sosyal alan sınavlarında tekrarlandı bolca. Genel kültür sorusu olacaksa İttihat-ı Terakki ile ilgili siz Bağbali baskınını unutmayacaksınız. Hangi dönemde? İnkılap tarihinde, Balkan Savaşları döneminde bunu önemseyin. Şimdi bu İttihat-ı Terakki'nin yayın organları var. Meşveret, Mizan, Osmanlı Gazetesi, Şura-i Ümmet gibi. Aşağıdakilerden hangisi İttihat-ı Terakki'nin yayın organlarından biri değildir? A. Meşveret. A. Meşveret. B. Mizan. C. Osmanlı Gazetesi. D. Minber Gazetesi. E. Şura-i Ümmet Gazetesi. Hangisi İttihat-ı Terakki'nin yayın organı değil? Minber Gazetesi. Minber Gazetesi 2012 KPSS sorusuydu yine. Mustafa Kemal'in arkadaşı Ali Fethi Okyar'la birlikte İstanbul'da kurduğu gazeteydi. Yani kuruluşunda
Mustafa Kemal'in etkisi vardır. İttihat Terakki'nin etkisi yok. İttihat Terakki'nin yayın organları Meşveret, Mizan, Osmanlı Gazetesi, Şurayı Ümmet gibi yayın organlarını çoğaltabiliriz bu dönem için. Meşrutiyet dönemi 33 yıl, 2. Abdülhamit dönemi olarak daha sonra devam etti ve 1908'e geldiğimizde İttihat Terakki meşrutiyeti ilan etmesi için yine Abdülhamit Han'a baskı yaptılar. Ve bu baskıyla beraber ikinci meşrutiyet ilan edildi. İkinci meşrutiyetin ilanını hızlandıran güç İttihat Terakki. İkinci meşrutiyetin ilanını hızlandıran gelişme Reval gelişmesi, Reval görüşmeleri. Birinci meşrutiyetin ilanını hızlandıran Jön Türkler. İkinci meşrutiyetin ilanını hızlandıran İttihat Terakki. Birinci meşrutiyetin ilanını hızlandıran gelişme Tersane Konferansı. İkinci meşrutiyetin ilanını hızlandıran gelişme Reval görüşmeleri. Yine Abdülhamit Han'a meşrutiyeti ilan ettirmek isteyen İttihat Terakki unsurları hürriyet taburları olarak Niyazi Bey Resne'de, Enver Paşa Tikveş'te, Eyüp Sabri Bey Ohri'de, yine Selahattin ve Hasan Tosun Paşalar da Arnavutluk'ta hürriyet taburlarını dağa çıkardılar. Ve bu karışık ortamda meşrutiyeti ilan ettirmek için 2. Abdülhamit'e telgraf çektiler. 2. Abdülhamit'in cevabını beklemeden meşrutiyeti ilan etmesini sağladılar. Ve 2. meşrutiyet 24 Temmuz 1908'de 2. Abdülhamit tarafından ilan edilmek zorunda kaldı. Şimdi canlar, meşrutiyetin ilanını hızlandıran gelişme Reval görüşmeleri, dış politikada bunu yine İnkılap Tarihi bölümünde açacağız biraz. Ben şuraya dikkat edeceğim. İkinci meşrutiyet ilanı sırasında, ikinci meşrutiyetin ilanı sırasında yaşanan karışıklıklarda BBG elimizden çıktı. Burasını unutmayın, önemlidir. İkinci meşrutiyetin ilanını hızlandıran gelişme Reval. İlanını hızlandıran güç İttihat Terakki. Bir, bunu bileceğim. İki, ikinci meşrutiyetin ilanını karışık ortamında Bulgaristan bağımsızlığını sağlayacak, Bosna Hersek Avusturya tarafından ilhak edilecek, Girit Yunanistan tarafından ilhak edilecek. Yani BBG elden çıktı. Ya da biz bu topraklara kısaca bayi dedik. Burası çok önemli. Mesela biz Berlin Anlaşması'nda Sakarya'ya koplamıştık. Sırbistan, Karadağ, Romanya elden çıktı. Şöyle sorular görebilirsiniz. 1. Sırbistan. 2. Bulgaristan. 3. Romanya. Hangisi 2. meşrutiyetin karışık ortamında elimizden çıkan topraklardandır? Yalnız 2. Sırbistan ve Romanya nerede elimizden çıkmıştı? Berlin'de elimizden çıkmıştı. Burası yine önemlidir sevgili kardeşler. BBG, 2. meşrutiyet döneminde karışık ortamda BBG elden çıkmış. Bulgaristan bağımsız, Bosna Hersek, Avusturya Macaristan tarafından ilhak ediliyor. Girit yine Yunanistan tarafından ilhak ediliyor. Şimdi burada Girit'i biraz açayım yine canlar. Girit'le ilgili hatırlayın, 2. Abdülhamit döneminde bir Halep'e fermanımız vardı Giritli Rumlarla ilgili. Ve burada etnik Eterya Girit'te isyanlar çıkarttı ve aramızda Dömeke Savaşı yapıldı. Osmanlı-Yunanistan arasında 1897'de bu Dömeke Savaşı'nı biz kazanmıştık ve Girit bizde kaldı. 2. Meşrutiyet'in ilanında Girit'i kaybettik ama Girit'in Yunanistan'a ait olduğunu ne zaman kabul edeceğiz? Balkan Savaşları'nda 1913 Atina Anlaşması'yla kabul edeceğiz. Girit'in tamamen elimizden çıkması Balkan Savaşları'nda Atina Anlaşması'yla olmuştur. Yine 2. Meşrutiyet'in önemli olaylarından birisi de şudur. Türk tarihinde ilk defa çok partili hayat bu dönemde başladı. Türk tarihinde ilk çok partili hayat hangi dönemde? İkinci Meşrutiyet döneminde başladı. Bu dönemde İttihat Terakki Partisi kurulan ilk parti, Ahrar Partisi ilk muhalefet partisi,
1912 sopalı seçimlerde mağlup ettiğimiz parti Hürriyet ve İtilaf Partisi. Bunun yanında Osmanlı Ahali Partisi, yine Osmanlı Demokrat Partisi, Fedakaran-ı Millet Partisi gibi partiler kurulacak ve Türk tarihinde ilk defa çok partili hayata geçiş bu dönemde olacak. Sevgili dostlar, Osmanlı demokratikleşme hareketleri her yıl ÖSYM'nin vazgeçilmez sorularından olmuştur. Bu senede son kez söylüyorum. 8. soru C şıkkı Tanzimat Fermanı. Tanzimat Fermanı'na şaka bir yana dikkat edin. Ben Tanzimat Fermanı'ndan soru bekliyorum. Bundan sonra artık inkılap tarihi videolarına başlayacağız sevgili dostlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Hoşça kalın. Evde kalın ve dikkat edin koronada. Kendinizi koruyun sevgili kardeşler. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Bu zamanlar biraz sıkıntılı zamanlar eyvallah, ama evde kaldığımız süreç bizim için, çalışmamız için de uygun bir zaman dilimi. O zaman kardeşler evde kalın, sağlıklı kalın ama çalışmaktan vazgeçmeyin. Tekrar düşsek de ayağa kalkacağız. Tekrar ümidimizi kaybetsek de ayağa kalkacağız. Siz kendinize dikkat edin. Önce sağlık ama çalışmayı da bırakmayalım. Devam kardeşler. Hadi bakalım, görüşmek üzere.